Gümrük Birliği'ne biz girdik. Anlaşma değil o. Girdik. Neye göre girdik? 1963'te Avrupa Birliği ile, o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu, imzaladığımız ortaklık anlaşmasında var onlar. Günü geldi dediler bize, Gümrük Birliği'ne dahil ettiler. Halbuki bütün ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra Gümrük Birliği'ne girerler. Çünkü bir ülke Gümrük Birliği'ne girdiği zaman ekonomisi çok zarar görür. Avrupa Birliği'ne girdikten sonra o zararı Avrupa Birliği bütçesinden karşılıyorlardı. Bize öyle bir kaynak ayırmamak için üye yapmadan Gümrük Birliği'ne dahil ettiler. Anlaşma yok. Meclisten geçip geçmemesi tartışmalı bir konu. Geçmedi yani. Hayır, geçmeye ihtiyaç var mı yok mu Ankara Anlaşması'nda yer aldığı için. Şimdi Avrupa Birliği ile aramızdaki ticaret hatta iyi oluyor dedik. Türkiye Avrupa Birliği'nin bütün dünya ile gümrük rejimi neyse onun karar kademesinde bulunmadan otomatik olarak onu kabul ediyor. Evet. Tercihli ticaret anlaşmaları Avrupa Birliği nihayet 30 civarında ülkeyle imzaladığı bir özel anlaşmadır. Evet. O ülkeler kabul ederlerse biz de onlarla yapacağım. Bir tercihli ticaret anlaşması yaparız. Kabul etmezlerse yapamayız. Ama 30'un üstünde dünyada 200 devlet var. Bunlar olan ticaretimizin rejimini Gümrük Birliği ayarlıyor. Yani Avrupa Birliği ayarlıyor. Biz yokuz orada. Çin bize mal satarken Avrupa Birliği anlaşması dolayısıyla Çin'in diyelim ki sıfır gümrükte giriyor bize. Biz Çin'e mal satacağımız zaman diyelim ki bize %30, %40 gümrük uyguluyor. Dolayısıyla biz rekabet edemiyoruz Çin'de. Çin'e bak ben senin malına sıfır gümrük uyguluyorum. Sen de benimkine uygula deyince ve bütün Avrupa Birliği ülkelerine, üye ülkelere sıfır gümrük uyguluyorsun. Bize ne %40 uyguluyorsun deyince sen üye olmadın ki daha oraya diyor. Evet. Sen sana uygulayacağım gümrük de ben serbestim diyor. Bizim pazarlık gücümüz de yok çünkü Avrupa Birliği'nin rejimini kabul etmek zorundayız girdiğimiz için. Eğer böyle bir durum olmasaydı Çin bize %40 gümrük uygulayamazdı. Niye? Çünkü pazarlık imkanımız vardı. Biz de onun malına yüksek gümrük uygulardık. Biz de onun malına kota koyardık. Böyle bir pazarlık gücümüz bizim yok. Bütün dünyayla Çin örnek olsun diye verdim. Dolayısıyla bizim dış ticaretimizi sadece Avrupa Birliği ile olan ticareti olarak görmek yerine o rejim dolayısıyla bütün dünya ile, üçüncü ülke, bütün dünya ile olan ticaret olarak göreceğiz. Geçen sene biz bütün ihracat olarak dünyaya 115-114 milyar dolarlık ihracat yaptık. Dışarıdan 185 milyar dolarlık mal aldık. 185 milyar dolarlık, 71 milyar dolar açık verdi. O her yıl o açık artıyor. Artma sebebinin birinci faktörü Gümrük Birliği'nden dolayı. Onu görmemiz lazım. Ve şimdi bir de başka bir şey var. Bizim dışarıdan aldığımız ham madde ve yarı mamul madde işleyip de dışarıya satacağımız ithalatımızın %70'i yapıyor. Yani 131 milyar dolar yapıyor. Halbuki bizim bütün ihracatımız 115 milyar dolar. Demek ki biz dışarıdan getirdiğimiz ham maddeleri kendi ihtiyacımız için de içeride kullanıyoruz. Dolayısıyla yerli milli kaynakları kullanamıyoruz. Pamuğumuzu kullanamıyoruz, kumaşımızı kullanamıyoruz, efendim ipliğimizi kullanamıyoruz vesaire. Yarı mamul. Yarı mamul ve mamuller için. Şimdi diyelim ki örnek olsun diye söylerim bu vesileyle. Biz Çin'den kumaş alıyoruz, gömlek yapıp konfeksiyon satıyoruz. Yaptığımız gömleğe, konfeksiyona çevirdiğimiz kadar bir katkı, artık değerimiz var. Katma değerimiz var. Halbuki 4 safhası var. Tarladan pamuk üretiyorsunuz, ekonomiye bir katma değer oluyor. Bunu iplik yapıyorsunuz, bir katma değer oluyor. Bunu kumaş yapıyorsunuz, bir katma değer oluyor. Konfeksiyon yapıp 4 kademeli katma değerden 3'ü bize ait değil. Sadece bir tanesi bize ait. Ve bu her yıl yerli kaynakları kullanma oranımız azalıyor. Her yıl dış ticaret açığı artıyor. Onun için Türkiye bu hükümet geldiğinde 2002 sonunda
220 milyar dolar özel sektör, devlet borcu sektörü. Cumhuriyet tarihi boyunca borcumuz 220 milyar dolardı. Bunlar geldi 595 bir hesaba göre de öyle. Bunun içinde de 35-40 milyar dolar Cumhuriyet tarihi boyunca meydana getirdiğimiz Telekom gibi, Tüpraş gibi özelleştirip sattığımız para da var bunun için. Evet. Şimdi benim dünkü yazımı okursanız, ekonominin bu rakamların bir kısmını verdim ben. Doğrudan doğruya TÜİK'in, devletin resmi rakamları bu. Cumhuriyet 1923'ten 2002'ye kadar ortalama kalkınma hızımız %4.1. Türkiye'yi uçurduk denilen 2003, 2002, 2010 arasında 3.98. Evet. Ve bunun karşılığında bir maliyet var. Borç 2,5 misli olmuş. Faiz yıl başına, bu 83 yıllık Cumhuriyet dönemi başında yıl başına borca ödediğimiz faiz 5 milyar dolarken bu dönemde 37 milyar dolar ödüyoruz her yıl faizle. Büyük bir kısmı da düğün umumiye olmasına rağmen. He, bu çok. Efendim dünya savaşı var, dünya krizi var, Türkiye'nin iki darbesi var, büyük depremleri var, krizler yaşanmış falan, buna rağmen. Evet. Bu tablo budur. O bakımdan propagandayla biz ilgilenme yerine resmi rakamlara bakmalıyız. Kesin rakamlara bakmalıyız. Dolayısıyla Türk ekonomisi tam bir batağa doğru gidiyor. Vatandaşın bankalara borcu, bu kredi kartıyla ihtiyaç kredisiydi, bilmem ne kredisi diye aldı, 175 milyar dolar olmuş. Bunu nasıl ödeyecek bu millet? Zaten parası yok borcu. O bakımdan Türkiye çok zor durumda. Devlet malum bu özel sektör veya liberal ekonomi dolayısıyla bütün yatırımlardan çekildi. Topladığı bütün vergileri memur maaşlarına, borçlara, biraz da gösteriş yatırımına. Köylere kadar park yapıyor. Köylere kadar çocuk bahçesi yapıyor. Şehirlere üst üste havuz yapıyor. Bütün İstanbul'da kaç milyon lale dikiyor. Lale çok güzel tabii de açlıktan ölen insanlar var. Yani bir ihtiyacın öncelikleri diye bir şey olmaz mı? O bakımdan Gümrük Birliği'nden bu konuları incelemiş, kitabını yazmış birisi olarak kanaatimi söylüyorum. 60. maddesine göre diyor ki eğer bu anlaşma dolayısıyla ülkenin bütününde veya bir bölgesinde veya bir sektörde kriz meydana gelirse askıya alabilir diyor. Evet, evet. Almamız lazım. Evet. Askıya almamız lazım. Onu almıyorlar. Avrupa Birliği lobisi, Avrupa Birliği'nin siyasi iktidarlara desteği ve oradan gelen destekle ibra olma ihtiyaçları, içeride yapacaklarının üstünü bununla ambalajla örtmeleri gibi sebeplerle bunu herkes bildiği halde maalesef Gümrük Birliği'nden bir türlü çıkmıyorlar. Gümrük Birliği'ni askıya almamız lazım. Bizim aslında Avrupa Birliği denilen projede Türkiye Cumhuriyeti denilen ülkeye santimetre kare yer yok. Projenin aslında yok. Avrupa Birliği biliyorsun iki dünya savaşı çıktı Avrupa'da. Üçüncüsü çıkmasın diye 51'de Kömür Çelik Birliği diye bir birlik kurdular. Çok başarılı ola ola Avrupa Birliği'ne geldi. Oradan da Avrupa Birleşik Devletleri'ne geçeceklerdi. Biliyorsunuz anayasasını yaptılar ama referandumla ülkeler bunu kabul etmedi. Çünkü Avrupa Birliği'ni meydana getiren devletler birbirleriyle yakınlaştıkça dillerin önemi, Fransızcanın önemi, Almancanın önemi, Fransız kültürünün önemi, Fransız sinemasının önemi, Fransız sanatının önemi gibi milleti millet yapan değerlerde hassasiyetler de arttı. Fransa'da Almanca konuşamıyorsun. Konuşursan cevap vermiyor. Yani demek ki buraya kadar gelebildiler. Fakat bu Birleşik Devletleri kuramadılar ama Avrupa Birliği'ne kadar çok başarılı olmuş dünyanın sayılı projelerinden birisi Türkiye yok. Sebebi bir, 3. Dünya Savaşı çıkması. 2, Sovyetler Birliği o zaman var. Amerika Birleşik Devletleri var. 2 devasa güç. Bunun arasında
bugünkü medeniyeti temsil eden Avrupa Birliği ezilmesin diye kuvvetlerini birleştirip bir birleşik Avrupa devletleri kurmak istediler. Burada Türkiye yok. O havzadaki Hristiyan Batı kültürünün ve biliminin meydana getirdiği o gelişmiş devletlerin kendilerini korumak için düşündükleri bir proje. Türkiye yok burada. 2002'de ben Avrupa Birliği Bitmeyen Yol kitabını 2001'de yazdım. O zaman Avrupa Birliği'ni tenkit etmek cesaret işiydi. Herkes alkış tutuyordu ve bu Türkiye dünyanın en büyük medeniyet projesine giriyor diye övünüyorlardı. Ben dedim ki Türkiye'ye yer yok. Siz gözü kara ne derlerse şimdi kabul edelim. Nasıl olsa biz üye olunca bunların hepsini düzeltiriz diye her önünüze konana evet diyeceksiniz. Fakat bu istekler o kadar artacak ki Sevr'deki isteklerden daha ağır istekler önümüze gelecek. Biz bunu görünce öfkeleneceğiz. Ne oluyor? Benim devletimi tasfiye mi etmek istiyorsun diyeceğiz. Avrupa Birliği bilhassa kamuoyu da siyaseti de Türkiye'ye karşı öfkelenecek. Şuna bak yani, hem bize müracaat etmiş kulübe girmek için, hem bize kafa tutuyor diyecek. Ve düşman kampları oluşacak. İki taraf da bundan zararı görür. Şimdi bu gerçeği düşünerek Türkiye bu müracaatını çekmeli. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri dahil 30'dan fazla ülkeyle yaptığı tercihli ticaret anlaşması sistemine geçmelidir. Bu olursa bizim iç işlerimize karışamıyor. Dünya ile olan ticaretimize karışamıyor, biz rahatlıyoruz. Avantajlı olduğumuz mal, hizmet ve unsurlarda bir serbest ticaret anlaşması olduğu için sürdürülebilir, iki tarafın da menfaatini gözeten bir gerçekçi anlaşma oluyor. Avrupa Birliği'nde faydası 70 milyonluk Türkiye pazarı yine ona açık. Orta Doğu ve Kafkaslar'da misyon yüklenmek istiyor Avrupa Birliği. Türkiye bu anlaşmayla ona bu hakkı da veriyor. Onun da menfaati var. Ve arada düşmanlık olmuyor. Gelişmiş bir alandır. Tarih boyunca coğrafyamız, kültürümüz, güvenliğimiz, her şeyimiz Avrupa'yla iç içe. Bunları dikkate alarak biz böyle bir anlaşma yapmalıyız diye. Fakat yani kimse bunu görecek durumda değildi. Bugün bu proje çoktan iflas etti. Başbakan daha Tayyip Erdoğan Bey, başbakan olduğunun 6. ayında 3-4 kişilik bir grupta diyor ki bize sizi üye yapmamız mümkün değildir diye yüzümüze söylediler demiş. Biz de bizim üye olmak değil süreçte durmaya ihtiyacımız var dedik diyor. Aynı şey Verhoeven Belçika parlamentosundaki konuşmasında da anlattı. Bunu söyledi ve bir şey daha söyledi. Amerika'yı ima ederek bazı büyük devletler ülkeleri dönüştürmek için yüksek derecede askeri güç kullanırlar. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok, metodumuz. Bizim öyle bir tekniğimiz var ki bir kurşun atmadan ülkeleri dönüştürürüz diyor. Türkiye bu durumda diyor. Yani bunları dışarıdan takip eden ben dışarıdaki bir insan olarak görüyorum. Türkiye'yi yönetenleri görmüyor mu? Görüyor. Fakat nedense bu Avrupa Birliği gibi büyük güçlerle beraber, tabii beraber olalım ama uzlaştığımız ortak menfaatlerimiz olduğu alanda beraber olalım. Uzlaşamadığımız alanlarda herkes kendi politikasını yürüsün diye kararlı. Karşı tarafa ne pahasına olursa olsun biz bundan vazgeçmeyiz kanaatini uyandırmak şartıyla. Eğer Türkiye bilgiyle oturursa emin olun hep Türkiye saygı da artar. Hani bazıları acaba zarar mı? Hayır, zararı görmeyiz. Aksine iki tarafta fayda görür ve Türkiye'ye duyan saygı artar. O bakımdan tekrar başa dönelim. Bu gümrük birliği Türkiye için bu ekonomimizin bu bataklığa düşmesinde tek sebep diyemeyiz. 4-5 sebep sayarsak bunların başında gümrük birliği vardır.